Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 18 testi ile birlikteyiz ve birinci sorumuza bir bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu kökler ters işaretli olduğuna göre. O zaman ben hemen buradan şöyle bir yorum yapabilirim. Köklerimiz ters işaretli ise kökler çarpımı küçük sıfır olması gerekiyor. O zaman c bölü a küçük sıfır diyorum. Hemen buraya a diyoruz. Şurası b, şurası da c olacak. Yazıyorum. A kare eksi A eksi 2 bölü A'mız 1'dir. Bir yazmama gerek yok. Küçük sıfı. Buradan çarpanlarına ayırıyorum ifadeyi. A'ya A. 2'ye 1. Eksi artı. Köklerden biri 2 geldi. Sıfıra eşitlediğimde diğeri de eksi 1 geldi. Hemen işaret tablosunu çiziyorum. 2 tane kökümüz var. Bir tanesi eksi 1. Diğeri de 2. Dahillik yok. Bundan dolayı 2 açık olacak. İşaretim artıyla başlar artı eksi artı. Ve dikkat ettiysen küçük sıfır demişiz. Yani negatif kısmı tarıyoruz. Hemen şöyle negatif kısmı tanıdık. Burada dahillik olmadığı için eksi bir değerini alamaz. Ama sıfırı alabilir. Biri alabilir. iki alamaz. Bunların toplamını istiyor. Bu da D seçeneği. Doğru cevabı olacak? Geldik soru 2. Denkleminin iki farklı gerçek kökü varsa. Bak buraya dikkat et. İki tane gerçek kökü varsa o zaman şunu diyeceğim. Delta büyük sıfır. P'nin alamayacağı. Normal şartta da iki, delta, e, iki tane gerçek kökü varsa delta büyük sıfır olmalı. Ama alamayacağını istiyor. Büyüğün değilini alıyorum. Büyüğün değili de delta küçük eşit sıfır oldu. O zaman hemen bir işleme başlayalım. Burası A. X'lik derim. B. Ha, bak burada bir eşitlik var. Önce eşitliği toparlayalım öyle yazalım. Hemen yazıyorum. Eksi x kare artı px artı 3 eşittir x kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 eksi 4 x artı ikincinin karesi 4. Ve ifadeleri bir tarafa toplayalım. Ne geldi buradan? 2 tane x kare eksi x parantezinde p artı 4 artı 1 eşittir 0 gibi bir ifade geldi. Buradan hemen devam ediyorum. Buradan devam edelim. Şurası A, şurası B ve şurası da C. C'miz 1 olacak. Hemen ne diyorduk? Delta küçük eşit sıfır. Yani b kare eksi 4 ac küçük eşit sıfır. Yazıyorum p artı 4'ün karesi. p artı 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı 2 çarpı 1. Küçük eşit sıfır. Bu ifadeyi açıyorum hemen. p kare artı 8p artı 16. Eksi 8 küçük eşit sıfır. Biraz daha toparlayalım. p kare artı 8p artı 8 küçük sıfır. Buradan çarpanlarına ayrılmaya çalışıyorum. Çarpanlarına ayrılmıyor. Çarpanlarına ayrılmıyorsa delta'ya bakalım tekrar. Ee, B kare eksi 4 AC'den 64 eksi 4 çarpı 8. Buradan ne geldi? 32. Yani büyük 0. O zaman 2 tane reel kökü vardır. Yani x 1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2 A formülünü kullanmam gerekiyor. Buradan da x 1 eşittir. Eksi B'miz kaçtır? 8'dir. Eksi artı kök delta yani 32 bölü 2. Buradan da ne geldi? Eksi 8 artı 4 kök 2 bölü 2. Yani x1 için ne derim? Hemen bunu böldüm. Eksi 4 artı 2 kök 2. Diğer kökümüz ise eksi 4 eksi 2 kök 2. Yani eşleniği olacak şekilde yazılır. Peki buradan devam edelim. Bunun yaklaşık değeri, kök 2'nin yaklaşık değeri ne olur? Yaklaşık değeri 1,4 gibi bir ifadedir. 1,4. Buradan da eksi 4. Hemen bunu çarptım. Eksi artı 2,8. 2,8. Buradan ne geldi? Hemen e, işlem yaptığımızda 1, eksi 1,2 olur. Eksi 1,2. Bu bir kalsın cepte. Burası aynı şekilde kök 2 1,4'tür. Çarptığımda eksi 4, eksi... 2,8 gelir. Buradan da eksi 6,8 gelir. Hemen kök tablosunu çiziyorum tekrardan. Şöyle, şöyle. Kök tablosunu çizdiğimde köklerden biri eksi 6,8 diğeri de eksi 1,2. Dahillik yok. Dahillik yok. Hemen işaretimiz artı. Eksi artı. Ve dikkat ettiysen denklemin buydu. Küçük sıfır. Yani negatif kısmı tarıyorum. Negatif kısmı tarıyorum. E peki bu aralıkta hangi değerler var? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. 1'i biri alıyor muyum? Hayır biri alamıyorum. Bunların toplamda eksi 20 olur. Bu da A seçeneği doğru cevabım olacak. Geldik soru 3'e. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir denklemin kökleri birbirinden farklı ve aynı işaretlidir. Şimdi buraya dikkat et. Birbirinden farklı iki tane kökü varsa iki tane kökü varsa delta büyük sıfır. Aynı işaretli ise kökler çarpımı büyük sıfır diyebilirim. Kökler çarpımı büyük sıfır. Zaten delta büyük sıfır demiş. Evet doğrudur. Bunun dışında x1 çarpı x2 büyük sıfır. Evet doğrudur. Bu da doğrudur. Kökler toplamı hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü ikisi de negatif olabilir. Aynı işaretli demiş sonuçta. Bunlar negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. Burada net bilgi yok. Bilemeyiz. Kesinlik yoktur. Burada da aynı şekilde x1 ve x2'nin pozitif. Ya da negatif olma durumuna göre değişiklik gösterir. Bunu da eyledim. E, Bu ifade, bak dikkat et. Kökler toplamı birbirinden farklı iki tane kök var. Ve karelerini aldığında pozitif gelecektir. Evet karelerini aldığında çift kuvvet alındığında negatif olsa bile pozitif olur diyebiliriz. Buradan da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 4'e. Denkleminin birbirinden farklı kökleri aynı zamanda bir dikdörtgenin kenar uzunluklarıdır. Bu durumda rahatlıkla şunu diyebilirim ki x1 ve x2 ikisi de pozitiftir. x1 ve x2 ikisi de pozitif çünkü pozitiftir. Çünkü kenar bir dört, dörtgenin kenar uzunluğu demiş. Uzunluğu negatif pozitif olarak gösterebil gösteririm. Bu dik dörtgenin çevresinin uzunluğu alanından büyüktür. Tamam, birazdan bakacağız. Buna göre aşağıdaki verilen sayılardan hangisi m'nin alabileceği değerlerden biri değildir? Eğer köklerin pozitifse kökler çarpımı rahatlıkla diyebilirim ki pozitiftir. Aynı zamanda ikisi pozitifse toplamları da pozitif olur. Şimdi kökler toplamı için C bölü kökler çarpımı için C bölü A diyorum. Yani M eksi 1 büyük sıfır. elimde böyle bir veri var. Kökler toplamı da eksi B bölü A büyük sıfır. yani M kare eksi 1 büyük sıfır diyebilirim. Buradan her birini ayrı bir denklemle göstereyim. Birinci denklem buna da ikinci denklem diyeyim. Birinci denklemde köküm nedir? M1'dir. İkinci denklemde 2 iki, iki kare farkından M-1 çarpı M artı 1 büyük sıfır. M buradan 1 ya da M eşittir, eksi 1'dir diyebilirim. Tamam. Şimdi kök tablosunu çiziyoruz. İki tane denklemim olduğu için iki tane satır çiziyorum. İki tane satır çizdim. Birinci satırımız birinci denklem olsun ve kökümüz Köklerimiz eksi 1'e 1 iken dahillik yok hiçbirinde. Birinci denklemde sadece bir kökken ikinci denklemde ikisi de köktür. Bunları belirttim. İkisinin de işareti pozitifle başlar. Pozitifle başladım. Aynı şekilde pozitifle başlar. İki denklemde büyük sıfır. Bak büyük sıfır büyük sıfır. Yani pozitif kısmı arayacağım. Şurayı taradım. Şurayı taradım. Ve şurayı taradım. Aynı anda ikisini boyadığım kısım sadece şurası. 1 ile sonsuz aralığı. 1 ile sonsuz aralığı. 1 ile sonsuz aralığı. Soru ne istiyor? Hangisini alacağı değerlerden biri olamaz. Şimdi burada ne demek? 2, 3, 4 sonsuza kadar değerler alabilir. Ama 1 dahil olmadığı için 1 değerini alamayacaktır diyebiliriz. Geldik soru 5'e. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bu kökler arasında x1 küçük x2 eşit 0 bağıntısı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bak burada şundan bahsetmekte. X1'in sıfırdan küçük X2'nin ise sıfır olduğunu söylemiş. Bu durumda X1 çarpı X2 yani kökler çarpımı sıfırdır diyebiliriz. Böyle bir yorum söyleyebiliriz. E kökler çarpımı sıfırda sıfırsa şuna A şuna B şuna C diyorum. C bölü A eşit sıfır. Yani buradan C'nin sıfır eşit olduğunu biliyorum. C dediğimiz şu kısım bak. Dikkat ettiysen burası. Yani c eksi 5 aslında eşit 0. c buradan 5 geldi. c'yi buldum. c 5. Burada küçük 5 demiş yanlış. Büyük 5 demiş yanlış. Büyük 5 demiş yanlış. c eşittir 5. Şimdi devam ediyorum. a'ya gelelim. Yani kökler toplamına gelelim daha doğrusu. Kökler toplamı bir tanesi negatif bir tanesi sıfırdır. Topladığımda da negatif olur bu durumda. x1 artı x2 küçük sıfır. Yani eksi b bölü a küçük sıfır. Buradan içler dışlar çarptılar. Eksi B küçük sıfır diyebiliriz. Eksi B dediğimiz şurası. eksiyle çarptığımızda ne gelir? A kare eksi 9 küçük sıfır deriz. 9'u karşı tarafa attım. A kare küçük 9 her tarafın karekökünü kökünü aldığımda 3 ile eksi 3 arasında değer alır A. Işıklara baktığımızda bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 6'ya denkleminin farklı kökleri x1 ve x2 arasında bağıntısı vardır. Buna göre a'nın çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bunu daha da temize çekersem x1 artı x2'nin karesi bak bu ifadeyi nasıl yazabilirim? x1 artı x2'nin x1'in karesi artı x2'nin karesi aslında şuna eşittir. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2. Neden? Çünkü buradan da birinciyle ikincinin çarpımının iki katı gelecek. İkisi birbirini yok etsin ki buna eşit olsun. O zaman ben artık buraya buraya aynen şunu yazıyorum. Eksi 2 tane x1 çarpı x2. Küçüktür 5 tane x1 çarpı x2. İfadeleri bir tarafa toplayalım. Bir tarafa topladığımızda x1 artı x2'nin karesi eksi eksi 7 tane x1 çarpı x2 küçük sıfır diyoruz. E buradan Şuraya dikkat et. Bu ne demek? Bu kökler toplamı demek. Kökler toplamını buraya baktığımız zaman ne eşittir? Eksi B bölü A yani direkt A gelir buraya. A'nın karesi eksi 7 çarpı kökler çarpımı C bölü A yani A. Buradan da küçük sıfır dememiz gerekiyor. E buradan devam ettiğimizde buradan devam ettiğimizde şu C bölü A şurası olacak. Burayı yanlış yazdık. Bir daha yazalım. 7 çarpı Şunun tamamı C'dir. A kare artı A olacak. Buradan da A kare eksi 7 A kare eksi 7 A küçük sıfır. Kareli ifadeleri topladığımızda eksi 6 tane A kare eksi 7 A küçük sıfır. Kaç tarafa atalım ki pozitif olsun. 6 tane A kare artı 7 A büyük sıfır oldu. Buradan da A parantezini aldığımızda 6 A artı 7 büyük sıfır. Köklerden biri sıfırdır. Köklerden diğeri ise 7 bölü 6'dır. Hemen kök tablosunu çiziyorum. iki tane kökümüz var. Bir tanesi sıfır. Diğeri de 7 bölü 6'dır. İşaretim artı ile başlar. Artı eksi artı. Dahillik yok hiçbirinde. Ve büyük sıfır. Yani pozitif kısmı tarayacağım. Şurasıyla şurası. E şimdi şıkları incelediğimizde bak dikkat et. Ya şöyle olacak. Eksi sonsuzla sıfır aralığı birleşim. 7 bölü 6 ile sonsuz aralığı ya da reel sayılardan kimi çıkaracağım? 0 ile 7 bölü 6 aralığını çıkaracağım. Dahil değilse burada dahillik çiziyorsun R'den çıkarınca. Bu da C seçeneği doğru cevabım olacak. Geldik 7. sorumuza. İkinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler çarpımı pozitif demiş. Kökler çarpımı pozitifse ben rahatlıkla şunu diyebilirim. Kökleri aynı işaretli, aynı işaretli. Şimdi buradan kökler toplamı da, bak buraya dikkat et, kökler toplamı normal şartlarda nedir? Eksi b bölü a'dır. E, b bölü a küçük sıfırsa, eksi b bölü a o zaman büyük sıfır olur. Diyebilirim ben bunu. Böyle bir ifade, böyle bir yorum yapabilirim. Peki, şimdi aynı işaretli iki tane köküm var ve kökler toplamı da dikkat ettiysen büyük sıfır yani pozitif x1 artı x2 burası kökler toplamı demek büyük sıfır demem gerekiyor şıkları incelediğimizde x1 artı x2 büyük sıfır aynı işaretli iki ifade ve da pozitif oluyorsa o zaman ikisi de sıfırdan büyüktür x1 de büyük sıfır x2 de büyük sıfır şimdi şıklar inceleyelim İkisinin sıfırdan küçük olduğunu söylemiş hayır Burada zıt işaretli verilmiş. Hayır yanlış. İkisi de sıfırdan büyüktür. Evet doğru C seçeneği. Doğru cevabımız olur. Soru 8'de ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler toplamı kökler çarpımından büyük olduğuna göre m'nin tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle kökler toplamını yazdığımızda yazmamız için bu denklemi biraz daha düzenlememiz lazım. x kare artı m x kare eksi buraya dağıttım 3 tane m kare x gelir. m kare x buna dağıttım. Bir de buna dağıtalım. x'ler gider m kalır ama önünde eksi var. eksi m eşit sıfır. Bunu biraz daha toparlarsak şöyle x kare parantezine alalım. 1 artı m eksi 3 tane m kare x eksi m eşit sıfır. Buradan kökler toplamı bunun buraya oranı ve eksili. Eksi b bölü a ya. O zaman 3 bölü 3 olur. Büyüktür. Büyüktür. 3 tane m kare büyüktür. 3 tane m kare büyüktür. Kökler çarpımı buranın buraya oranı yani eksi m. İfadeleri bir tarafa toplayalım. İfadeleri bir tarafa toplayalım. Bir dakika burada bir küçük bir hatamız var. E, A'ları yazmadık. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a büyük. Kökler çarpımı c bölü a'dan. Şurayı yazdım aslında. Şimdi şurası bak dikkat et. Burası A'dır. Burası B'dir. Burası da C'dir. B tam bu kısım. Eksi 3 M kare. Önünde de eksi var. Artı olsun. 3 M kare bölü 1 artı M büyüktür. Eksi M bölü 1 artı M. İfadeleri bir tarafa toplayalım. 3 M kare artı M. Paydalar eşit olduğu için tek bir paydada yazabiliyorum. 1 artı M büyük sıfır. Buradan da biraz daha toparlarsam M parantezini aldım. M artı e, 3M artı 1 3M artı 1 bölü 1 artı M ya da M artı 1 fark etmiyor. Büyük sıfır. Köklerden biri sıfırdır. M sıfırdır. Diğeri eksi 1 bölü 3'tür. Diğeri de 1'dir. Şimdi bunları temize çekersem 3 tane köküm var. 3 tane çizgi çekiyorum o zaman. böyle 3 tane çizgimi çektim. E, köklerden en küçük olanı Eksi 1. Şurası m eşittir. Eksi 1 olacak. Evet. Eksi 1. Diğeri eksi 1 bölü 3. Diğeri de sıfırdır. Dahillik yok hiçbirinde. İşaretim artıyla başlar. Eksi artı eksi. Ve dikkat ettiğimizde büyük sıfır demiş. Büyük sıfır. O zaman şurası ve şurası taranır. E bunlara da baktığımızda eksi 1 ile 1 bölü 3 aralığı eksi 1 ile 1 bölü 3 aralığında birleşim sıfırla sonsuz aralığı yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 9'a. Eşitsizliği bütün x gerçel sayılar için sağlandığına göre B'nin en büyük tam sayı değeri. Şimdi şuraya dikkat et. Bütün gerçel sayılar için tanımlıysa o zaman ne diyeceğiz? Delta küçük sıfır. Bütün x gerçel sayılar için tanımlıysa delta küçük sıfır. Hatta soruda tüm, bütün, her x elemanı r gibi ifadeler gördüğünde direkt delta küçük sıfır yaz. Hemen yapalım. Burada da p'yi de karşıya atıp öyle düzenleme yapalım. x kare artı 2x artı 3 eksi p küçük sıfır ve buradan da delta'ya bakıyoruz. a, b ve c. b kare 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 eksi p küçük sıfır. Buradan ne geldi? Hatta Şöyle daha 4 eksi 12 artı 4 p küçük 0. Bu eksi 8 oldu. Artı 4 p küçük 0. 8'i karşıya attım. 4 p küçüktür 8'den. P'ye o zaman en büyük değer 1 verebilirim. Başka da değer almaz. Bu da A seçeneği. Doğru cevabımız olur. Geldik soru 10'a. Eşitsizlik daima sağlandığına göre. Bak buraya dikkat et. Daima sağlandığına göre. Az önce bir şey söylemiştim. Derinleştim ki bütün, tüm, daima kelimeleri varsa delta küçük sıfır yap. E daima sağlandığına göre delta küçük sıfır yapıyorum hemen. Delta küçük sıfır. A, B ve C şeklinde yazdım. B kare eksi 4 AC yani M kare eksi 4 çarpı 1 çarpı N küçük sıfır. Buradan da M kare burası 4N. 4N'yi karşıya attım. Küçük 4N olur. Yani E seçeneği doğru cevabı mı olur? Geldik soru 11'e. Şimdi burada köklerimizden bir tanesi eksi 1'dir. Yani x eşittir eksi 1 ise karşı attım. x artı 1 olarak yazılır. Köklerden bir tanesi x artı 1 çarpı. x eşittir 2. Karşı attım x eşittir. Pardon x eksi 2 olur. x eksi 2 olur. Bunu da şöyle yazarım. x eksi 2 ama çift katlı olduğu için karesi şeklinde yazabilirsin. Bir de x eşittir 3. Karşı attım x eksi 3 eşit 0 olur. Diğer kökümüz de x eksi 3. Dikkat ettiysen pozitif kısımlar taranmış. Yani bu büyük 0 olacak. Ve işaretimiz eksi ile başlamış. O zaman baş katsayımız negatif olsun. Büyük 0 bak buraya ne demiş? Küçük 0 demiş. Direkt a'yı eledim. Büyük 0, büyük 0. Buna küçük 0 demişiz. Hayır sağlamaz. Şimdi diğer şıkları inceleyelim. X artı 1 evet bir tane olacak. Ha baş kat sayımız burada negatif değil. E'yi de eledim. Bunu da eledim. Baş kat sayımız bak burada bir tane negatif var. Burada bir negatif var. İkisi de sağlıyor. Peki şimdi köklerimizden hangiler hangileri bunları sağlayacak? Ben burayı parçalarsam. Buraya dikkat et. 5 çıkkında x artı 1 çarpı x artı 1. Direkt şunu söyleme. x artı 1 tek katlıdır. Bak dikkat et burada tek katlı. E burada tek katlı olabilir. Başka bir kök geliyor mu gelmiyor mu ona bakalım. Şuraya bakalım. Bunu eksiyle çarpayım ki daha rahat çarpanlarını ayırabileyim. x kare eksi 2x eksi 3 x x 3 1 eksi artı yani kök çarpanlardan bir tanesi nedir? x artı 1'dir. x artı 1 çarpı x eksi 3. Burası da x eksi 2'nin karesi zaten x eksi 2'nin karesi şeklinde yazılabilir. Şimdi devam ediyorum bak. Çift katlı bir köküm var x eksi 2'de çift katlı bir kök evet bu sağladı. x eksi 3 tek katlı x eksi 3 tek katlı sağladı x artı 1 tek katlı x artı 1 bak çift çift ha 3 tane geldi 3 tane geldiği için tek kata dönüşür bu da sağlar baş kat sayımızda eksi eksi de başa aldım evet b seçeneği bu durumda doğru cevabımız olacak ve geldik testimizin son sorusuna burada eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini istiyor çarpanlarına ayırırsam x'e x, e, x a'ya b ikisi de eksi işaretli olacak yani köklerden biri a'dır Diğeri de B'dir. Kök tablosunu çizdiğimizde küçük kökümüz hangisidir? A'dır. O zaman önce A yazılır. Sonra B. Dahillik yok. İşaretimiz artıyla başlar. Eksi artı. Ve dikkat ettiysen küçük sıfır demiş. Bu kısmı tarıyorum. Hemen. Bu da ne olur? Eksi A ile B açık aralığı olur çözüm kümemiz. Bakıyoruz. Bu da B seçeneği. Doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.